Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle önümde duran bu güzel çalışmamızı yapacağız. Mavi ve beyaz rengimizi kullandım ve inci düğmelerimizde de düğmelerimizi dikip bu güzel çalışmayı sizler için hazırladım. Çalışmamızı koton iple ördüm ve ona uygun tığımı kullandım. 2-2,5 elinize göre sizler de kullanabilirsiniz. Yazlık bir çalışma olduğu için pamuklu ipler, merserize koton ipler daha güzel olmakta bu çalışma için. Evet, hemen ölçülerimize bakalım. Sonra çalışmamıza geçelim. Şöyle düzeltiyorum. Önce gövde genişliğine bakıyorum. Gövde genişliği 24 santim gövde genişliğinde. Şöyle omuzundan aşağıya doğru bakalım. Omuzumuzun en yüksek yerinden tutuyorum. En yüksek yerinden en alt kısma kadar şöyle bakınız. 18 santim ölçümüz. Evet, şimdi sizler de hazırsanız hemen kolay gelsin diyerek başlayalım. Ama öncesinde kanalıma abone değilseniz tamamı ücretsiz olan abone ol tuşuna basarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Evet, kolay gelsin, başlayalım. Robamızın bölümleri için zincirimizi çekerek başlayalım. Bir tane düğümümü atıyorum ve önüm için olan parçayı örmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane önüm için ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane kolum için ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 zincirde arkamız için ördüm. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 14 kolumuz. 12 zincir önümüz için. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet, bütün bölümlerimiz için zincirlerimizi çektim. Şimdi 1 ve 2. 2 tane zincir geriye çekiliyorum. 1, 2 zincir ilave ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Geri çekildiğim ikinci zincirin içerisine giriyorum. Bu şekilde yaptığımız zaman hiçbir zaman ne ilmek fazla ne de eksik olacak. Yani trabzanlarımızın sayısı tam olacak. 2 trabzanımı ördüm. Sırasıyla örmeye devam ediyorum. Her zincire bir tane batıyorum. 3 defa da örüyorum. İkinci trabzanım üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere değil, bir sonraki zincir içerisine batıyorum ve kolum için 14 tane zincir çekmiştim. Her birisine birer tane trabzanımı örerek kolumun da ilk sırasını tamamlamak için devam ediyorum. Bakınız bu şekilde. Bir defa dolayalım. 3 defa da çekelim. 1, 2, 3. Doluyorum. 2, 3. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. 14 trabzanımızı kolumuz için ördüm. Ayrım yerine 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere batmıyorum. Hemen yanındaki zincirime batarak 3 defa da trabzanımı örüyorum. Arkamız için 20 tane zincir çekmiştik. Her zincirimizin üzerine birer trabzanımızı örerek ilerleyelim. (2, 4, 6, 8, 10). 12, 14, 16, 18, 20. Arkam için gerekli olan trabzanımın sayısı tamamlandı. 2 zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Tığımın başını dolayarak yanındaki zincirime batıyorum. Kolumuz için 14 tane trabzanımızı örüyoruz. Trabzanlarımı tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. Tekrar 14. trabzan üzerine 2 zincirimi çekiyorum. Diğer bölümüme geçiyorum ve yandaki zincirden başlıyorum. Diğer önümüz için 12 tane çektiğim zincir üzerine 12 trabzanımı örerek son parçamı da tamamlamış oluyorum. En son bölümümüzü bitirdik ve bu şekilde bölümlerimizi tamamladık. 12-12 önlerimiz, 14-14 kollarımız, 20 trabzan arkamız olarak başladık. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. İkinci sıramıza geçelim. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Örgümü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak ikinci trabzanımın üzerine 1, 2, 3 trabzanımı örüyorum. Kenarda 2 tane trabzanım ördüm. Bir zincir çekiyorum. Aşağıdan bir tane trabzan atlayıp diğer trabzanıma batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yukarıdaki bir zincir aşağıdan bir tane trabzan atlamamızı sağlamakta. Tığımın başını doluyorum, atlıyorum, diğer trabzanıma batıyorum. Kafeslerimizi bu şekilde yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Aşağıdan bir atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincir, bir atlıyorum, diğerine batıyorum. Yukarıda çektiğim her bir zincir aşağıdaki bir tane trabzanımı atlatmakta bana. Son trabzanıma battım. Şu ipimi yarım çekildi, hemen düzeltiyorum. Şöyle görelim. 2 tane trabzanım, 1, 2, 3, 4, 5 tane kutumuz oldu. Şimdi zincirimin bulunduğu noktaya geldim. Burada artışlarımı yapıyorum. Önden kola doğru geçişimizi yapacağız. Yine bir tane zincirimi çekiyorum. Yuva içine girerek 2 tane trabzanım örüyorum. 1, 2. 2 artışımı yaptım önümüz için. 1, 2, 2 zincirimi çektim. Tekrar 1, aynı yere 2. 2 tane artışımı yaptım. Şöyle bakalım. 2 trabzanımız, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutumuz. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızla şöyle önümüzün bir tanesini tamamladık. Şimdi kolumuza geçelim. Şuradan itibaren kolumuzu örüyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. İlk trabzana batıyorum. Bir zincir, bir atlıyorum, diğer trabzanıma batıyorum. Bir zincir çekiyorum, atlıyorum, diğerine batıyorum. İki zincir çektiğim yere doğru ilerliyorum. İki zincirimizin bulunduğu noktaya geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Yine bir trabzanımı atlıyorum. 2 tane trabzanımı yuva içerisine örüyorum. Burada trabzan olsa da bir zincir çekip geçiyoruz. Olmasa da bakınız burada bir tane trabzanımız vardı. Şöyle açarak göstermek istiyorum tekrar. Bakınız bir tane trabzanımız burada vardı. Eğer burada olmasa bile yine şu arayı öreceğimiz zaman mutlaka bir tane zincir çekip araya 2 trabzanımızı yerleştiriyoruz. Bir zincirimi çekiyorum, atlıyorum, 2 trabzanımı örüyorum. Ve 2. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar yuva içerisine girerek 2 tane trabzanımı örüyorum. Kolumuzu da bu şekilde ördük. Artışlarımızı yaptık. Yine arkaya geçişim için bir tane zincirimi çekiyorum. Bir trabzanımı atlıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. Bir zincir, aşağıdan bir trabzan atlayıp diğerine batıyorum. Ve diğer ayrım yerine kadar aynı işlemi tekrar ederek ilerliyorum. Robamızın arkasını artış yerimizden itibaren örerek geldim. Kaç kutucuk olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplamda 10 tane kutumuz oldu ve son trabzanı ördüm bakınız. Son trabzanımız örüldü. Bir tane zincirimi çekiyorum. Artış yerime geçiyorum. 2 tane trabzanımı yan yana örüyorum. 1, 2. 2 zincir. Yuvaya giriyorum. 2 tane trabzan. Evet, burada arkamızı da bu şekilde tamamladık. Şöyle görelim. Önümüzü, kolumuzu, arkamızı ördük. Şimdi tekrar aynı işlemi kolumuzda da uyguluyoruz. Bir zincirimi çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerine batıyorum. Bir zincir, bir atla. Ayrım yerine kadar gelelim. Ayrım yerimin bulunduğu noktaya kadar geldim. En son trabzanımı ördüm ve zincirimin bulunduğu noktaya geçişimi yapmak için hazırım. Hemen bir tane zincirimi çekiyorum. Bir kutucukta ayrım yerine gelmeden bu şekilde oluşturuyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. 2 zincir, tekrar 2 tane trabzanımı örüyorum. 2. Şöyle görelim. Bir zincirimi çektim ve devam edelim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Buraya bakın, zincirimi çektim. İlk trabzanıma batıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir atlayıp batıyorum. Her iki önümüzün eşit olması gerekmekte. Bir tanesi büyük, bir tanesi küçük olması. Yani fark edecek bir kafestir ama ona dikkat edelim. Bir zincir çekiyorum. Son 2 tane trabzanımı örerek tamamlıyorum. Kutucuklarımızı örerek ikinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. 2 trabzanımız hemen önlerde ve sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da kutucuklarımız önümüzde hazır. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane trabzan. Diğer tarafı çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane de trabzanımız. Şimdi 3. sıramıza geçelim. Bitiş yönünde 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Örgümün arkasını çeviriyorum. İkinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Örüyorum. Bir tane zincir çektiğim yere bir tane trabzan şöyle alttan girerek örüyorum. Trabzanımın üzerine bir tane trabzan örüyorum. Yuvanın içerisine alttan girerek örüyorum. Trabzanımın üzerine, yuvamın içerisine, trabzan üzeri, yuvanın içerisine şöyle alttan kavrayarak giriyorum. Bir tane yuva içerisi, bir tane trabzan, bir zincir çektiğimiz yuvamız, trabzanımız şekliyle örüyoruz. En son yuvamı da ördüm. Şöyle görelim. Bakın, son kutucuğumuzu ördüm. Şimdi 2 tane trabzanımızın her ikisini de örüyorum. 1 ve 2. Yapmış olduğum artışlarımı ördüm. Şimdi ara boşluğa girerek 2 tane trabzanımı örerek 3. sıramızda da yine 2 tane artışımızı yaptık. Araya 2 tane zincirimi çekiyorum. Çeviriyorum. 2 tane trabzan, yine aynı yuvaya örüyorum. 1 ve 2. Trabzanımın üzerine diğer trabzanıma bir tane zincirimizin bulunduğu noktaya, trabzana, zincire bu şekilde örerek ilerleyelim. Şuradaki artış yerlerinde yine aynı şekilde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan örelim. 3. sıramızı tamamen trabzanlardan oluşturarak bitirelim. Rubamızın 3. sırasını trabzan olarak bitirdik ve şu şekilde görülmekte. Bakınız, gayet güzel oldu. Şimdi 2. sırada yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ediyoruz. Yani kafeslerimizi öreceğiz ve aynı işlemimizi yine tekrar. En son trabzanımızı, 2 trabzanımızı sizlerle birlikte örelim. Bu 2 trabzan rubamız bitene kadar kenarda duracak. Kafes olduğu zaman 2, diğeriyle zaten devam etmekte. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Bitirdiğim yönde örgümün arkasını çeviriyorum. 2. trabzanımın üzerine batıyorum. 2 trabzanı yan yana ördüm. Bir zincir çekiyorum. Bir atlayıp diğerine batıyorum. Zincirimi çekiyorum. Zincirimi çekip bir trabzan atlayıp diğer trabzanıma batıyorum. Bir zincir, bir atlayıp diğerine batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında oluyorum. Bir tane atlıyorum. Bakınız, son trabzanımı. Buraya yuva içerisine girerek 2 tane artış trabzanımı yan yana örüyorum. Aralarına zincir çekmeden 2 tane zincirimi çekiyorum. Kolum için olan bölümün 2 trabzanını yine yan yana örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincir atlayıp bir trabzan. 4. sıramızı, işlemimizi tekrar ederek sona kadar getiriyoruz. Artış yerlerimizde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı uyguluyoruz. Diğer yerlerde ise bir tane zincir çekip alttan bir trabzan atlıyoruz ve sona kadar devam ediyoruz. Kafes sıramızı tamamladım. 1, 2, 3, 4. Toplamda 4 sıramızı örmüş olduk. Şimdi bütün kafeslerimizin içerisine bu sıramızda yapmış olduğumuz gibi bir tane kafesin üzerine bir trabzanımıza kafesin trabzanın şeklinde örerek tamamlayacağız ve modelimiz yeterli ölçüye gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Yeterli ölçüye ulaştıktan sonra kolumuzu gövdemizden ayırmak için yeniden birlikte olacağız. Şimdi diğer sıramıza geçelim. En son trabzanımızın üzerinden zincirimi çekiyorum. Yani arka yönde 1, 2, 3. Yönü çeviriyorum. Trabzanımın üzerine batıyorum. Zincirimin içerisine. Trabzanımın üzerine. Zincir içerisi. Trabzan üzeri. Zincir içerisi. Trabzanımın üzeri şeklinde biraz büyütelim. Kol ayrım yerine gelince yeniden birlikte olalım. Burada her bölümümüz için yine ikişer ikişer artmayı unutmayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 sıra ördük. Şimdi kolumuzu birleştirelim. 9. sıradayım. Trabzanlarımızı örmeye başlayalım. İkinci trabzan üzeri örüyorum. Kafesimizin içerisi, trabzanımızın üzeri, tekrar kafes içi. Sona kadar, yani kolumuzun bulunduğu yere kadar birer birer örelim. Birer birer trabzanlarımızı örerek kol altımıza kadar geldim. Bir trabzan, iki tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektikten sonra kolumu büküyorum. Eğer bebeğimiz kiloluysa buradaki zincir sayısını fazlalaştırabilirsiniz. Bir trabzan, iki tane trabzanı arkamıza, yani önümüze örüyoruz. Şöyle görelim. Sonrasında birer birer trabzanlarımızı diğer kol ayrım yerine kadar örelim. Yelek çalışması daha çok yaptığımız için genellikle bu geniş bölümü arkada kullandığımız için bazen ön arka şeklinde yanlış ifade ediyor olabilirim. Lütfen siz anlayın. Burası arka olarak kullanacağımız bölüm. Düğmeleri önde kullanacağız. Kol altına kadar geldim. 2 tane trabzanımızı yine artış yerimize örüyoruz. Diğer kolda kaç tane zincir çektiysek bu tarafta da aynı sayıda zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi çektim. Büküyorum. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki ayrım yerinin içerisine girerek 2 trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Sonrasında robamızın ön kısmına geçişimi yapıyorum. Birer birer hem kutu içerisine hem trabzan üzerine batırarak ilerliyorum. Son trabzanımıza kadar örerek geldim. Şimdi buradan birleştirme işlemimizi yapıp tüm gövde halinde örmeye devam edeceğiz. Bitirdiğim yere geliyorum. İlmeğimi takıyorum. Şöyle bakınız. İlk zincirden oluşan trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Bir tane atlıyorum. Diğer trabzanıma batarak kafesimi örmeye başlıyorum. Bir zincir, bir atlıyorum, diğerine batıyorum. Örgümüzü çevirdik. Buna dikkat edelim. Bir zincir, bir atlayıp her zamanki yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar etmekteyiz aslında. Bir atladım, diğerine batıyorum. Zincirimize kadar geldim. Bir tane zincir yukarıdan çektim. Trabzanımı atlıyorum. Hemen ilk çektiğim zincirime batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sıradaki zinciri atlayıp diğer zincirimin içerisine giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir atlayıp diğerine batıyorum. Kol altımıza da yeni kafeslerimizi ördük. Bir tane zincir çekiyorum. İlk başlangıçtaki trabzanımın tepesine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlayıp diğerine batıyorum. Ve bu şekilde başladığımız yere kadar ilerliyoruz. Atlıyorum. Diğeri. Zincirimizin bulunduğu noktaya kadar örerek geldim. Bir tane yukarıdan zincir çektim. Hemen bir zincir atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincir yukarıdan çektim. Bir atlayıp diğerine batıyorum. Tekrar yukarıdan zincirimi çekip aşağıdan bir atlayıp diğerine batıyorum. İlk çekmiş olduğumuz zincire. Bir bir zincir çekip ana gövdeye geçiyorum. İlk trabzanıma batıyorum ve bir atlayıp diğerine batıyorum. Bir atladım, diğeri. Bir atlayıp diğeri. Başlangıç noktamıza kadar geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Yine bir atlıyorum. Şuradan 5 tane zincir çekmiştik. Bakınız, dördüncüsüne gelerek batalım. İlmeğimizi kaydıralım. 1, 2, 3 tane zincirimizi çekip örgümüzün yönünü çevirelim. Bir tane kafesin içerisine, bir trabzan üzerine örelim ve artık görmüş olduğumuz gibi düzenimizi kurduk. Yukarıda yaptığımız gibi bir sıra trabzan, bir sıra kafes olarak örelim ve görüşelim. Robamızı tamamladım. Kol altından sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra ördüm. Diğer yönden de görelim. Şu şekilde gayet güzel oldu. Şimdi buradan kenar çalışmalarımızı yapmak için başlayalım. Düğme ve ilik çalışmamızı yapacağız. Aşağıdan giriyorum, tam şuradan. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın içerisine giriyorum. Tek seferde çekiyorum. İkinci kez girdim. Tığımın başını doluyorum. Üçüncü kez girdim. Tekrar tığımın başını doluyorum. Diğer trabzana geçiyorum. 2 defa örüyorum. Diğerine 1, 2, 3 defa ördüm. Diğerine 2 defa. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 3 defa. Birisine 2 defa giriyorum. Tek seferde başını dolayarak alıyorum. 1, 2. Üçüncü trabzanımın dibinden alıyorum ve tamamlıyorum. Şu şekilde. 1, 2. 2 zincirimi çektim. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Dibine girerek tek seferde çekiyorum. Yine aynı işlemimi tekrar ediyorum. Bir alt sırada örmüş olduğumuz yarım trabzanlarımızın tepesine batarak aşağı kadar inelim. Sona kadar örerek geldim. Burada düğmemizin olacağı bölüm. Karşı tarafa ise ileğimizi çalışacağız. Sıramın sonuna kadar geldim. Şöyle en son ilmeğimi ördüm. İpimi koparmıyorum. Takıyorum. İlmeğimi alıyorum. Tığımı taktım. Alttan geçiriyorum ilmeğimizi. Ve trabzanımızın olduğu bölümden örmeye başlıyoruz. Şöyle bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2. 2 defa ördüm. Üçüncüyü ördüm. Diğerine 1, 2. Düz trabzanın olduğu yere 3 defa batıyorum. 2 ve 3. Kutucuklu olana 2. 1, 2, 3. Diğeri 2. 1, 2, 3. Diğeri 2. En son 3 olarak örüyorum. Üçüncüyü trabzanımın tepe noktasına batıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Burada düğmemizin iliklerini de çalışmaya başlayalım. Tığımın başını doluyorum. Dibine batıyorum. Burada iliğimizi açalım. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum. 2 atlıyorum. Üçüncüye gelerek batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını dolayıp düz örmeye devam ediyorum. Aşağıdaki yarım trabzanlarımızın hepsinin tepesine birer birer batarak iniyorum. 2, 4, 6, 7. 7 tane trabzanımı ördükten sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Ve devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum. 3.'ye gelerek batıyorum. Tığımın başını doluyorum. En sona batıyorum. 3 tane iliğimizi açtık. Aralarında 7'şer trabzanımız var. Bir zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Sık iğne olarak. Son sıramız sık iğne. 3 zincir çektiğim yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane yaparsak pot olur. Sonrasında birer sık iğne ile trabzanlarımın üzerinden batarak ilerliyorum. Şöyle biraz da sıkıştırarak örelim. Zincirimin içerisine 2 tane sık iğne. Zincirimin içerisine yine 1 ve 2 sık iğne, başlangıçtaki araya giriyorum. Şöyle bir tane sık iğne yeterli. İpimizi buradan keselim. Şöyle görmenizi istiyorum. 3 tane iliğimiz oldu. 1, 2, 3 düğmelerimizin bulunduğu yere şöyle yerleştireceğiz. Evet, şimdi kenar çalışmalarımızı yapalım. Bir tane zincir çekip düğümümü attım ve arkadan şöyle arkaya yakın bir yerden örmeye başlıyorum. Şuraya daha önce ben bir başlamıştım, beğenmedim. Burada izi kaldı, bakınız. Buraya geliyorum, bir tane sık iğnemi örüyorum. Ve tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3.'ye batıyorum ve trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Ardı ardına 1, 2, 3, ikili trabzan örüyorum ve aynı noktaya örüyorum. Toplamda 7 tane trabzanımı örüyorum. 4, 5, 6 ve 7. 7 trabzanımı ördükten sonra şöyle bakalım. Bir sık iğne ördüm. 1, 2 atladım. 3.'ye battım. 7 trabzanımı ördüm. Direkt 1 atlıyorum, 2 atlıyorum. 3. trabzanıma sık iğnemi örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum. 3. trabzanımın üzerine 7 tane trabzanımı örüyorum. Ve bu işlemimi alt kısım, yani bu sıramız tamamlanana kadar örüyoruz. 7 trabzan, 1 sık iğne, 2 atlayıp 3.'ye batıyoruz. 4, 5, 6 ve 7. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3.'ye bir tane sık iğne. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum. 3.'ye geliyorum ve 7 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Sıramızın sonuna kadar örerek geldik trabzanlarımızı ve arasındaki sık iğnelerimizi. Şimdi en son sık iğnemizle başlangıç yerimize batıyoruz ve buradan tamamlıyoruz. İpimizi kesiyoruz. Sık iğnemizle başlangıç yerimize batarak tamamlayalım. Şimdi kol kenarlarımı tığlamak istiyorum. Onun için beyaz renkli ipimi kullanıyorum. Tığıma bir tane zincirimi çekip düğümümü attım ve kolumuzun altından başlıyoruz. Şuradaki tam ortadaki bölümden giriyorum. Sabitliyorum buraya. Bir tane de zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki gövdemizdeki trabzanımızın bulunduğu yer. Bakınız, kafesin üstündeki trabzanın olduğu yere giriyorum. Ve ikili trabzanımı örüyorum. 2 tane ördüm. 3, 4 ve 5. 5 tane trabzanımı ördüm. 5. trabzanı ördükten sonra şuradaki köşemizin artış yaptığımız bölüm var. Oradaki şu araya girelim. Fazla uzağa gidip kastırmayalım. Tekrar Buraya tabii bir tane zincir çekersek daha güzel olur bitirdikten sonra. Bu araya giriyorum. Sık iğnemi örüyorum. Yine bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Buraya atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir tane kafesimi atlıyorum. Ve başlıyorum ikili trabzanlarımı. İkisini ördüm. 3 4 ve 5. 5 tane ördüm. Diğerinde de bakın 5 örmüştük. Bunda da 5 taneyi ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir kafes atlayıp diğerine batıyorum. Sık iğnemi örüyorum. Yine bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir kafes atlayıp diğerine 5 tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde başlangıç yerimize kadar ilerliyoruz. Buradan başlamıştık. Bütün kenarını dolaşarak sonuna kadar geldim. Şöyle bakalım. Evet, şimdi buradayım. Yine bir tane zincirimi çekiyorum. Şuraya batıyorum. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Ve başlangıç noktamın hemen soluna giriyorum. İlmeğimi geçiyorum. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıp ipimi buradan kesiyorum. Ve diğer kolumu da aynı şekilde çalışarak tamamlıyorum. Şöyle önden görünümüne bakalım. Bakınız, gayet kibar ve şık oldu. Şuradan diğer kolumuzu da tamamlayalım. Kolumun her ikisini de tamamladım. Şimdi etek uçlarımızı çalışmaya başlayalım. Şöyle arkadan herhangi bir yerden başlıyorum. Bakınız, burası arka. Şurada sık iğne battığım yere giriyorum. Batıyorum. İpimi sol tarafa yatırıyorum ve hemen bakın başını doluyorum. Bir tane trabzanın arasına girerek tek seferde çekiyorum. Diğerinin arasına girip tek seferde çekiyorum ve ipimi de buradan gizliyorum. Şöyle bakın, sol tarafta altından götürüyorum. Başını dolayıp tek seferde çekiyorum. Başını dolayıp tek seferde bütün trabzanlarımın arasına giriyorum. Ve tekrar başını doluyorum. Ortadaki sık iğneme batıyorum. Başını doluyorum. Şu boşluğa da girelim. Hemen trabzanımdan öncesine, buna girmeyelim. Bakın, buraya girmedik çünkü. Trabzandan sonrasına girelim. Yoksa burada yığılma olacak. Başını dolayıp devam ediyorum. Tek seferde doluyorum. Doluyorum başını. Bakın, boşluğa girmiyorum. Sık iğnenin üzerine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Şöyle. Ve bitene kadar bu işlemimizi tekrar edelim. Başını doluyorum. Öncesine değil, hemen trabzanımızın sonrasından götürüyoruz. Sona kadar geldim. En son başlangıç noktamın bulunduğu yere geliyorum. İlmeğimi geçiriyorum ve buradaki ilk batmış olduğum sık iğnenin sol tarafına girip tekrar ilmeğimi geçirip bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum ve etek ucunu tamamlamış oluyorum. Şöyle çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi yakamızın çevresinde beyaz rengimize geçelim. Burada iliğimizin olduğu yerin kenarında çalışacağız ama düğümümüzün olduğu yere gerek yok. O yüzden şu kısımdan başlayabiliriz. Hemen zincirimi çekip düğümümü atmıştım tığıma. Şu şekilde geçiyorum. İpimi sol tarafa alıyorum. Başını dolamıyoruz burada. Şu şekilde giriyorum. Bir defa. Sonra trabzanımın arasına geçip bir defa giriyorum. İlik kısmını bu şekilde çalıştık. Sonrasında hemen gövde kısmına geçince bir iki tane zincirimi çekip buradaki sık iğnemin ardına batıyorum ve bir tane pipirik yapıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. İkinci sık iğnemi örüyorum. İki zincir çekiyorum. Ardına batıyorum. Bir tane pipirik çalışıyorum. Bir sık iğne batıyorum. Trabzanın arasına bakınız. İkinci sık iğnemi batıyorum. Ve iki tane zincirimi çekip ardına batıyorum ve pipiriğimi oluşturuyorum. Bir tane sık iğne. Bir sık iğne daha. Üzerine iki zincir. Hemen sık iğnemin ardına girerek örüyorum ve bu şekilde bütün yaka çevresini örerek geliyorum şuraya kadar. Yakamızı şu kısımdan başlamıştık, bakınız uç kısımdan tamamen çepeçevre örerek geldim. Şuradaki ilik olan yerdeyim. İlik olan yerde sadece sık iğnemizi çalışalım. Batıyorum, çekiyorum. Batıyorum, çekiyorum. Ve şuradan sık iğnemin olduğu yerden girerek sadece ilmeği kaydırarak geçiyorum. Bakınız batıyorum, ilmeği kaydırıyorum. Şu kısmı öreceğim yerde. Kenar uçta. Kalınlaşmasını istemiyorum çünkü. Batıyorum sık iğneye, ipimi alıp sadece ilmeğimin içerisinden. Araya giriyorum. İlmeğimin içerisinden araya giriyorum ve aşağıya kadar sadece ilmeğimizi kaydırarak ilerliyoruz. Şu kısma kadar gelelim. Sona kadar ilmeğimi kaydırarak geldim ve şu kısmı yapmamıza gerek yok. Bir tane zincirimi çekiyorum, ipimi buradan kesiyorum. Şimdi iliklerimin karşısına 3 tane düğmemi de diktikten sonra hazır hale geliyor çalışmamız. Evet, şimdi ipimizi iç kısma gizleyelim ve düğmelerimizi de dikelim. Son haline birlikte bakalım. Evet, düğmelerimizi de diktikten sonra kullanılmaya hazır hale geldi. Altına istediğiniz kumaşımızdan, poplinden, basmadan neyden yapmak istiyorsanız güzelce bir eteğimizi hazırlayıp elbise olarak da kullanabilirsiniz. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.